kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ölümü veren odur. Sözünde nasıl bir müjde var? Hani insanlar ölüm denince, ölüm akla gelince, ölümden bahsedince hiçbir zaman müjde akıllarına gelmez. Müjde bir yavrun dünyaya geldi. Bak bunu anlıyoruz. Bunu herkes kabul ediyor. Müjde baban gelmiş. Hani gurbete gitmişti, dönmüş. Müjde, oğlun askerden gelmiş. Ne kadar? Bunları anlayabiliyoruz. Müjde, müjde. Peki bir insana dense ki, müjde, oğlun ölmüş. Ya böyle şey mi olur? Deriz değil mi? Gerçekten ölümü yaratan Allah'tır sözünde. Yani yuhyi, ölümü veren, ölümü yaratan Allah'tır sözünde. Biz insanlar için, biz varlıklar için, hatta hayvanlar için, hatta bitkiler için, hatta kainat için bir müjde, bir lezzet, bir zevk, bir haz var mı acaba? Yani bir nimet mi acaba bu ölüm? Evet. Cenab-ı Hak ölümü veren ismini tecellettirmekle öyle yüksek nimetlere mazhar kılıyor ki bizi. Ölümün hakikatini gerçekten anlasak ölümü özleriz. Ne zaman gelecek diye bekleriz. Bunun müjdesini, bunun beşaretini, Tabiri caizse o müjdeyi getirecek elçi olan Azza Aleyhisselam'ı dört gözle bekleriz. Ya gecikti mübarek. Niye geç kaldı? Acaba daha zamanı var mı? Demek ki daha dünyada kalmam gerekiyormuş. Diyerek böyle hem dünyada kalmanın zevkini ve lezzetini hem de ölümü beklemenin hazzını ve zevkini beraber tadarız. Çünkü ölüm bir hiçlik değil. Ölüm bir yokluk değil. Ölüm bir bozulma, dağılma, çürüme değil. Ölüm bedenin toprağa girmesi değil. Ölüm kendi başına olmuş, öylesine tesadüfen başımıza geçimi gelmiş bir olay da değil. Nedir o zaman ölüm? Ölüm şu dünya misafirhanesindeki asker olan bizlerin askerlik vazifesinin bittiğinin, terhis alındığının babamızın memleket olan cennete gidişimizin müjdesidir. Gerçekten bununla ilgili çok orijinal bir örneği kısaca paylaşıp ölümün diğer nimetlerine dikkat çekmek istiyorum. Hz. Fatıma validemiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına eğilip benim vefatımdan sonra bana ailemden ilk kavuşacak olan sensin sözünü duyduğunda Fatıma annemiz peygamberimizin ahirete gitmesinden yapacağı üzüntüyü unutmuş. Arkasından peygamberimize kavuşacak ilk kişi olmanın aileden. ilk kişi olmanın zevk ve lezzetiyle gülümsemiş, memnuniyeti yüzüne yansımıştır. Neden? Çünkü ben vefat ile babam, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşacağım zevkini, zevkini, lezzetini ve hazını yaşamıştır. Şimdi demek ki bu dünyadan ahiret hayatına askerliğin bitip terhis olmanın adına biz ölüm diyoruz. Onun için ölümü veren Allah'tır, ölümü yaratan Allah'tır sözü ölümün gelmesi bize zevk ve lezzet vermeli, haz vermeli. İki, ölüm aynı zamanda bir yer değiştirmedir. Ee, Tabi Allahu Teala'nın kainat ülkesini hem görünen hem görünen alemlerini beraber düşünmek gerekiyor. Bizler bir zamanlar ruhlar alemindeydik. Oradan anne rahmine intikal ettik. Yer değiştirdik sadece. Yok mu olduk? Hayır. Daha güzel bir yere geldik. Anne rahminde böyle hayatlandık, canlandık, göz oldu, kulak oldu, el oldu, dil oldu, mide oldu, böbrek oldu, kalp oldu. Sonra ruhumuz orada beyni çalıştırmaya başladı. Vesaire. Gözü çalışıyor. Peki oradan biz dünya hayatına geldik. Dünya hayatına gelmekten hiç memnun olmadık mı? Keşke orada kalsaydık diyen bir insanı duydunuz mu? Hayır canım. Daha güzel bir aleme geldik. Dolayısıyla mekan değiştirdik. Daha harika bir aleme geldik. E dünya hayatı birden insanlar da kabir hayat dediğimiz berza hayatına gidiyorlar. Başka bir mekana intikal ediyorlar. O berza hayatı bitince de haşir meydanına mekana intikal edeceğiz. Haşir meydanındaki kıyametin kopmasından sonra olacak olan o işlerden sonra da inşallah cennet mekanına intikal edeceğiz. Demek ki Allah ölümü yaratandır sözünün bize en büyük müjdesi fani ve geçici alem bitti. Elemsiz, kedersiz, sonsuz ve baki olan ahiret hayatına geçiyoruz. Berzah alemine geçiyoruz demekmiş. Allah. Başka? Burada hizmet vardı, burada külfet vardı, burada zahmet vardı. Onlar da bitti, ahiret hayatına gidiyoruz. Ama en önemlisi bizden önce gitmiş olan ta Adem babamızdan peygamberimize kadar bütün peygamberler ve bütün sevdiklerimiz, bütün dostlarımız hepsinin gittiği bir yere gidiyoruz. Nereye? Kabir hayatına. Hani şöyle düşünün, bir insanın, iki insan düşünün yan yana. Bir tanesi diyor ki, benim bütün sevdiklerimin %99'u İstanbul gibi çok güzel bir yere gitmiş. Buradaki dostlarımda %1 kalmış. Ben de burada kalan da oraya gideceğiz. Evet. Peki buna deseler ki sen o sevdiğin dostların gideceği yere gitmek üzere bir bilet geldi. Haydi deseler. Ne diyecek? O memnuniyetle ben gidiyorum kardeşler Allah'a emanet olun. Bana dua edin Allah'a ısmarladık selamlarınızı gö götüreceğim dostlarımız yanına diyerek memnuniyetle gidecektir. Ama diğer bir insana o şöyle düşünse bütün dostları yok olmuş. Nereye gittiğini de bilmiyor. Kaybolmuşlar. Yok olmuşlar. Burada kalan yüzde bir dostu da onlar gibi yok olacak, kaybolacak. E buna deseler ki hadi sen dostların gittiği yere gideceksin. Elbette bu onun için çok yüksek bir ızdırap, çok yüksek bir keder olacaktır. Tarifi mümkün olmayan bir üzüntü ve keder verecektir. Yok olacağını tahayyül edecektir. Onun için bir mümin ölümü veren Allah'tır isminin verdiği hakikat ile bütün sevdiklerinin yüzde doksan dokuzu kabirin öbür tarafına çok güzel bir aleme gitmişler. Kendisine de allah Teala bir elçisini göndererek diyor ki Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla seni o giden dostların yanına götüreceğim. Ne diyecek? Dostlarına elveda, Allah'a emanet olun. Benden askerlik bitti, silah yok, nöbet yok, meşakkat yok, sıkıntı yok, keder yok. Ben baba memleketine dostlarım yanına gidiyorum. Allah'a emanet olun diyecek. E gider gönderenler ne diyecek? Uğurlar olsun kardeşim. Allah yolunu açık eylesin. Askerden erken ter terhis alanlar oluyor bazen. İşte değişik vesilelerle. Herkes onu tebrik eder. Tebrik ederiz seni. Erken gidiyorsun diye. E şimdi dünyadaki insanlar kabre gidenlere niye böyle bakamıyor? Neden sanki yok olmuşlar gibi feryadı figan ediyorlar? Çünkü ölümü yaratan odur hakikatini tam anlamadığından. Mümin de olsa, tam anlamıyorsa ne yazık ki o hataya düşüyor. Onun için ölümü yaratan Allah'tır. Ölümü ihsan eden Allah'tır. Ölüm varlığını bize var eden Allah'tır ifadesi sonsuz bir zevk, bir haz, bir lezzet ve zevk vermeli. Ölümü merakla beklemeli ve ölüme her an hazır olmalı. Evet Allah bize bu hakikatlar nasip etsin inşallah.